İnşallah sesim geliyordur. Yan tarafta tekne varlar. Ben çıplak. Gözükmüyorum buraya herhalde. Dünyanın şahibeliğinden. Merhaba. Saat 7'de her şeyi sana saniye bıraktım. Şuranın halini hemen göstereyim size. Her şeyi toparlıyorum. Sonra kahvaltı, sonra uçağa gidiyorum. Falan filan. Daha konuşamayacağım çünkü yan taraf duyarsa rezalet. Bu arada arkadaşlar yöntemi çözdüm ama ses yöntemi çözdüm mü bilmiyorum. Elbise giydiğim üstüne mayaları kaplayan ziyaretini duşuza koyacağım. Karı derim. Böyle işimiz uzun. O bak çok güzel esiyor şu an. Merhaba arkadaşlar, İstanbul'a döndüm ve 2 saniyede hazırlandım. Şimdi ise ablam, ben ve annem şeye gidiyoruz. Öykülerin evine gidiyoruz. Oradan konvoy mu yapmış oluyoruz? Düğün konvoyuna giderken. İnşallah. Ne kadar güzel olmuş. Lolita. Ya. Nereye aldık? Ay bak. Şey arka, sahne arka. 8-10 kala biz girecekmiş. Şimdi çağıracaklar aşkım, bizi de çağıracaklar. Sen gelin. Bir de duvarını sürekli sanki çekelim. Allah'ım. Arkadaşlar masaya oturduk. Öyküyü gördük, çok güzel. Mısır var, çerez, ay mısır değil de işte çerez ve salatalık var. Terden örüyorum galiba sanki. Birazdan ağlamaktan öreceğim ama canım sağ olsun. Ben Gelin Hanım, adınız, soyadınız? Öykü Özel'in. Tamam, ben sizi tanıyorum. Adınız, soyadınız? Emre Meşe. Emlenmenize engel bir durumunuzun olmadığı anlaşılmıştır. Sayın Öykü Özel'in... Sayın Emre Meşe beyefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet! Sayın Emre Meşe, Öykü Özel'in hanımefendiyle evlenmek istiyor musunuz? Evet! Ben aile büyüklerini sahneye davet ediyoruz. Hocam ağladın mı? Ben çıktığı zaman ağladım. Bir bak bana. Sen ağladın hiç belli olmuyor lan. Düğün bitti. Oha ışık çok kötü. Düğün bitti arkadaşlar. Anneanneme geldik. Anneanne gel gösterken. Ay ay. Ortadan herkes çıkacak. Baba seni çok seviyorum. Kendilerini çekiyorum. Gece çok aradım. Aradım bulamadım. Kör olası çöpçüler. Aşkımızı öpürmüşler. Bu bebekle uzun süre görüşemeyeceğiz mi? Sarıl sarıl sarıl. Gel gel gel. Sarıl ne olur ne olur. Annem. Ay yapıştım ya. Bak bak. Ne kadar görüşemeyeceğiz seninle bilmiyorum ki. Ay ne salaksın be. Merhaba arkadaşlar. Ben bir gündür Bodrum'dayım. İrem'deyim. Şu an İrem'de konaklıyorum. Sonra ben ayrı bir yere geçeceğim. Bunlar da benimle birlikte gelecek. Derin ve İrem benimle birlikte gelecek o tarafa. Bir 5 günlüğüne falan. Neyse şu an ne yapacağız? Ha, Yalıkavak'a gideceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Sonra ben akşam yine Yalıkavak'ta olacağım. Doğa, Eylül ve Naz'la birlikte. Bu tarz. İrem de akşam Kenan Doğulu konserine gidiyor. Taksici çağırdık. Taksicinin ismi Barak. Kirpim çok komik duruyor. Ve Barak Bey'i bekliyoruz şu an. 15 dakikaya Barak Bey gelecek işte. Barak Bey'i bekliyoruz bu şekilde bir süredir. Gel kurtar bizi buradan. Yalıkavak. Gençler Palmerine'ye geldik. Kukşop'a oturduk. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Anlatacak çok şey var. Yüzümün sapı koptu demin. Bana bir tane abi
yeri gösteriyordu. Sonra bırak ben taşıyayım dedi. Tam o sırada da bak göstereceğim. Adam şurada duruyor, tamam mı? Ben de burada duruyorum. Adam bunu böyle çekti ve böyle tok diye kafama geldi. Ben de o sırada hani artık şeydim, sıcaktan öleceğim ve hayatta şu an sıcaktan ölmem bence hiçbir şey sikimde bile değil diye düşündüğüm için saldım ve adama dedim ki boş verin dedim. Zaten çarpmadı dedim ama gayet sert bir şekilde böyle tok diye kafama vurdu. Bir anda çekti, bir anda koptu şey ve dünyanın en ağır valizine sahip olduğum için çok tatsız ve çok sıkıntı olacak. Çünkü harbi taşınmıyor valiz. Yani her küle dönüşüyorum valize her taşınma. Bakın mutfakta random bir basamak var. Allah bu her an kırılır yalnız. Bak telefonu koymak için mükemmel bir yer buldum. Yalnızlık hastasıyım yalnızlığın galiba arkadaşlar. Burada daktilom olacak ve yazı yazacağım falan. Harbi şu an yalnızlığın tadını çıkarıyorum. Keyifli. Sonradan İrem ve Derin ve Serdar falan gelecek ama şu an yalnızlığın ta kendisiyim ve hayattan başka daha hiçbir şey istemiyorum. Bu valizi açacak hiçbir yer yok. Balkonu da açayım. Evet arkadaşlar ilk alışverişimi yaptım. Sizce ne olabilir? Alışverişimi hemen sizlere aktarıyorum. 3 tane şekersiz limonata. 1 değil, 2 değil, 3 tane. Daha bitmedi. Soda hem de Beypazarı. Daha da bitmedi. Kola, şekersiz. Fişi çıktık ama. Nerede fiş hocam? Taktık. Hop, ye, ye. Duyduk hocam. Beyaz sabun aldım. Şortumda koca bir kahve lekesi var çünkü. Bu kadar da alışverişimiz ya. Teşekkür ederim izlediğiniz için. O zaman bir tane kola açılır. Geldi. Ay çok hızlı içtim. Köpüğü şey yaptı, rahatsız etti. Ay şu an ince gözüküyorum. Hoşuma gitti. Ay kıçım gözüktü galiba. Leğendiğimize biraz şey yapayım. Göz şöleni. Bak benim ince gözüktüğüm saniyelerde. Pardon arkadaşlar. Benden tiksinirseniz normal karşılarım. Ya da sinirinizi bozarsam normal karşılarım. Burnun içi çok kaşınıyor. Bekle. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I. I, yani çok isim bilmiyorum. I, gerçekten I ile isim bilmiyorum. Ilgaz, ıtır, ırmak, tamam mı? Erkek ismi yok galiba. Ir, ık, ıh, yok ya. Vallahi yok, kısmetimiz kapalı her zamanki gibi. Ama kolamız açık ve ferah. Ay şu beyaz sabunla çıkarma işlemini yapmam lazım. Aç karnı. Pardon aksanlı konuşmayacağım. Yarım saattir kendi kendime şiveli konuşuyorum. Şiveli konuşuyorum ama videoda öyle konuşmayacağım. Sıra atmak adına. Aç karnı. Açtım kola içtim, tamam mı? Midem. Harbi eğrik rekoru kırmaya koşuyorum şu an. Yemek söyledim kendime getirden. Getirdiğim diyorum. Söylediğim yere ne güveniyorum, ne emin olabiliyorum. Yani ne gelecek bilmiyorum. Fava söyledim bu arada. Çünkü ben gerçekten artık fava harici bir şey çok yiyesim gelmiyor. Fava bir de mısır. Ama mısır da şimdi burada nerede patlatacağım? Nerede? Nerede yok yani. Yok o yok. Çıkacaktım dışarıda. Kola midemi çok kötü yaptı. Yani şu an arabaya binersem arabanın içi benim mide öz sıvımla dolacak. Lütfen kötü gelmesin. Lütfen yağlı gelmesin. Ve iyice midem bozulmasın. Bozulursa da canımız sağ olsun. Öyle yani. Hani bir der ki insan bir evde bir yemek bırakayım. Bir ekmek kırıntısı bırakayım der. Bir belki misafir edeceğim kişi salak gibi aç karnına kola içer ve ölür der belki. Ne belli? Kim? Niye? Nereden? Kime? Ne belli? Kaçta, hangi, ne ile, niçin, kimi, kimden, neyi, ne belli, neye, kim? Böyle bir de kamburluğuma da sinirim bozuluyor. Ben gerçekten sinirimi bozacak bir şey arıyorum bence. Bana acil meditasyoncu lazım. Ne bileyim ben işe arayacağım. Bak yine aksana döndü bir şey ve. Shiva. Manzara güzel ama. Sizin manzaranız daha güzel. Kusacağım. Mide. Başım ağrıyor. Bir anda. Ha pardon. Ay kurye arıyor sandım. Bakın sevincimi gördünüz mü? İrem arıyor. Bay bay. Hoşçakalın. Çok heyecanlıyım. Yarım saat adamla telefonda konuştuk. Adama dedim özel numaramı at dedim. Düşürme itemleri arkadaşlar bunlar. Dedim özel numaranı at. Sana konum atayım dedim. Adama konum attım. Anca öyle bulduk.
Bu sızan yağ nedir? Hiç hoşnut değilim sızan yağdan. İnşallah mide şeyi geçirmeyeceğiz. Ay açtan karşılıklı şöyle. Oy. Evet. Hiç güzel bir favaya benzemiyor ama şu an biri süt sayarım. Okeyim, okeyim. Zehirlensem bile okeyim. Bildiğin ne gibi? Fasulye gibi yani. Ay. Beyaz un yemiyorum ama. Helal et. Bir parça yedim. İnşallah kilo almayacağım. Ana kız bu ne seksi bir şey. Bakayım mı güzelim tamam. Ay çok yağlı bu. Peçete vardı bir yerde bu arada. Uf bayağı yağlı bu. Geliyorum peçete alacağım. Midem hayata geri döndü. Size de bir göstereyim tiplerini. Şu şekil. Ay kekolağa bak. Abi çok kamburum ya. Çok kötü duruyor yani. Bende. Genel anlamda kamburlara laf etmiyorum. Bende çok kötü duruyor. Hocam yağı boşaltsaymışsın. Bütün tezgah yağ şu an. Ben oraya yazdım mı yağ koymayı diye yazdım. Ah. Allah'ım. Kurt gibiyim şu an. Aç kurt. Abi kilo alacağım bence. Abi ne yapayım ama ya. Of. Ne diyor? Yarın. Ne diyor anlamadım. Ben açım şu an. Hiç sohbet edemeyeceğim. Yine şiveye kaydım. Özür dilerim. Ay çok açım. Bakın yaptığıma bakın. Ay, bu ne ya? Sıçmayayım bir yerin içine böyle ya. Kim gelir yalar? Üf ya bir keyif. Bir keyif. Beyaz sabunu aldık. Şortum burada. Çıkacak inşallah. Deneyeceğiz. Ya yeter ya yeter. Yeter. Bak her şeyi döküyorum ya. Her şeyi ya. Komşular deli geldi sanacak ya. Abi. Ben peçete kalmadı evde. Maskeyle sileceğim. Daralmasyonlardanım abi. Anneme dedim temizlik yapacağım da yani dakika başı yapmayı düşünmüyordum. Bu ne ya? Elimin ayarı yok. Gerçekten yok. Bu ne kız? Bu nereden? Lan biri oturmuş da sıçmış gibi duruyor ya. Bu yoktu. Selam canlarım. Deniz ne yiyor? Deniz ne yiyecek? Mendil. Leblebi. Şimdi leblebi buzlanma koyacağım. Lan kayın oluyor. Kayın oluyor. Kayın oluyor. Atıştırmak. Yani. Sonra altın maşak aldım. Çok hoşuma gidiyor. Midem böyle kazınınca veya bugünkü gibi mesela aç karnına kola içince. Aç karnına kola içince mesela mideme iyi gelen bir şey. Altın maşak. Eskiden içemezdim. Bir anda bağımlılığım başladı anlayacağınız. Böyle bir şey aldım. Diye. Yolda açlıktan yedim ama hiç beğenemedim. Kusura bakmasın. Sonra benim şu aralarki favori sakızım. Bunlar söylemeyeceğim ne olduğunu. Siz kendiniz keşfet. Pardon bunu aklıma gelmedik şaka yaptım. Çok salak bir hareket ettim şu an. 20 dakikalık video çekeceğim çünkü değil mi buzdolabı açıkken. Aptal be. Hadi gerizekalı ya. Ha bunlardan alın ya. Ya bakın her şeyden de alın diyorum. Her şeyin reklamını yapıyorum. Ben burada köpek gibi her şeyin reklamını yapıyorum. Ben koca bir nesli Uludağ Şeker limonata ve mısır bağımlısı yaptım. Bu arada şaka yapıyorum. Öyle bir etkim olduğunu sanmıyorum. Öyle çok büyük bir insan olduğumu sanmıyorum. Ama şakama devam etmek istiyorum tamam mı? Bozmayın beni şu an. Koca bir nesli Uludağ Şekersiz limonata ve mısır bağımlısı yaptım. Bana kimse sponsor olmuyor. Kimse. Ya ben herkesin reklamını yapıyorum. Bir de Unik Tugova bak bunları da hep söylüyorum. Bunlardan da sponsor olan bir markete gideyim dedim tamam mı? Ya şu an gerçekten çok çirkinim. Editlerken de sizinle ineceğim bu kadar çirkin olduğum için yüksek ihtimalle. Özür dilerim editledikleriniz ama saçımı sikeyim. Durun arabada utandım. Markete kadar gideyim dedim tamam mı? Evde leblebiden başka hiçbir şey yok. Benden de bu bekliyorum zaten. Leblebi ve limonata var tamam mı? Dedim ki bu beni en azından bir gün götürür. Sonra midem kötü oldu. Acıktım. Leblebi gelmedi yani. Dedim markete gideyim. Markete taksiyle gittim. 40 lira tuttu anasını. Yani buranın taksileri zaten giriyor da. Oğlum kafamı editleyeceğim vallahi burada. Harbi çok çirkinim şu an. Neyse de sinirliyim zaten. Bir de ölüyorum. Fark ettiysen. Sen de inat ettim dedim ki yani dönüş yolunda bu siksen o 40 lirayı vermeyeceğim dedim. Ama ev o kadar tepede ki. Bu ev böyle Allah katında. Şimdi oraya yürüyorum. Benim de poşet var. Kahve içtim. Çişim var. Bak şimdi de otobandayım şöyle. Otoban. İşte yaya yeri yok yani. Ha araba çarpmaz inşallah. Ben şu an o kadar sinirliyim ki. Yani babam da inatçıdır arkadaşlar. Ben o kadar inatçı değilimdir aslında ama kendi kendime karşı çok inatçıyım. O yüzden mesela şu an sinirliyim ya. Sinirliyim. Sinirlenince ve üzülünce ben uzun yol yürürüm tamam mı? Kendime eziyet olsun diye. Şimdi onu yapıyorum tabii. Yani işte inadım inat. Araba çarpmaz umarım. Çünkü harbi götümü
Çukura, ay Çukur diyorum. Götümü uçuruma bere bekiriyorum. Bir de duydum ki Bodrum'da sürücüler pek iyi sürmüyormuş. Lanet olsun Bodrum'un sürücüleri o zaman kardeşim, düzgün sürseymişsiniz ya. Neyse. Ya vallahi çok sıcak ha. Ben de kesin yanlış girdim bu arada yola. Hiç şaşırmam biliyor musun? Bir devem eksik şu an. Kaktüs bile gördüm yolda. Ama dilim daha sürtüşünse. Yok konuşamıyorum gençler, kapıyorum valla. Ay yerde Uludağ şeker limonata çöpü var. Bak bu Allah'tan bir şey, işaret. Ulan bakma şöyle ya. Pezemekten ki hayatımda ilk defa mala benzeyen şortlu karı görüyorum. Dütleyip mal mal sırıtıyor aptal. Dursa diyecektim. Ağamı yapacaktım. Şu an var ya. Şöyle saldırgan bir tip değilimdir de. Çıkar benden bir şey bilmiyorum. Şu an her şey çıkar benden. Sıcak insanı sinirlendiriyor ya. Bu arada insanlar da vlog çektiğimi anlamıyor bence. Kendi kendime konuşan, sinirli sıcakta yürüyen bir mal gibi gözüküyorum. Komik bir senaryo bence. Çalılıklardan böyle bir anda hayvan çıksa sarmaz mesela. Ama şu an hayvan çıksa ağır yaparım yani. Şu an potansiyel var. Şu an beni Afrika'ya bıraksanız yaşarım ya. Öyle bir vahşilik büründürüyorum içimde. Ulan iki tane kadın ve bir... Ay pardon. Ne diyorum ya? İki tane kadın işte. İki tane kadın geldi yanıma. Sizi çok az ileriye bırakabiliriz dedi. 5 metre kalmıştı ama ben yine darbeye bindim yeri bilmediğim için. Ben çok tatlı bak. O dütleyen pezevengi bulacağım. Bulmayacağım da. Harbi çok tatlıydı. Bak günüm şenlendi şu an o iki kadın sayesinde. Sizi çok seviyorum. Bütün güzel dileklerimi size gönderiyorum. Neyse en azından şey tipim yokmuş hani böyle arabaya binip de katil olan tiplerde. Tipimin böyle gözükmemesi beni memnun etti en azından. Ay ya. Şimdi de evi kaybettim. Çok güzel bir şekilde evi kaybettim şu an. Bütün yollar birbirine benziyor. En azından yokuşlu kısmı atlattık. Polyanacılık biraz da tadında. Yok ev yok. Bu tipimle beni arabalarına aldıkları için o iki hanımefendiye teşekkür ediyorum. İrem beni şeye çağırdı. Yemeğe çağırdı. Gideceğim ya. Yalnızlıktan ölüyorum çünkü şu an. Yol parası ya. Yol parası vermemek için yürüdüm. Şimdi yol parası vereceğim. Bu şekilde. Mercimek köftelerime bak. Ölmüşler. Kahretsin. Kahrolsun. Cinim şimdiye etil alkole dönmüştür. Canım cinim. Ulan bak bak. Buzdolabının içine bak. Altın başak, su, limonata, leblebi. Öleceğim. Kız mercimek köfteme mi yanayım, kendime mi yanayım, havaya mı ya? Ulan çok da severek aldım ya. Pestili çıkmış orası çocuğum. Her şeyi boşalttığıma göre birazdan da duygusal boşalımımı yaparım. Ben su bile içemem, o kadar midem bulanıyor. Bayılacağım, sonra geleceğim. Bayıldıktan sonra görüşürüz. Evde havlu olmadığını arkadaşlar şu an fark ediyorum. Ama Allah'tan ne yapmıştım? Serpa kaldım kendime. Mideme şu an bir parça şey giremez ya. Hani acıkırım sanarsınız ama hayatta şu an var ya kusacağım. Spor yapmaya biraz ölmüşüz. Ya gerçi şaka yaptım ya. Şu an kondisyonuma bok atamayacağım çünkü Everest'e tırmandım. Onu da koyayım resmen. Demedim mi acaba? İşedim. Bu hikayeyi ters değil mi şu an? Bir şey olmaz ki. Bu hikayeyi unutmadan anlatacağım. Demin sinirliyken anlatamadım. Bu arada giyindim ve balıkçıya gidiyorum. Bunu söyledim sanki. İşte tam marketten çıktım. Direkt konuya gidiyorum. Marketten tam çıktım. Önünde işte bir tane jip bekliyor. İçinde kızlar var. İlk onları gördüm. Sonra markette çalışan adam geldi yanıma böyle yaptı. Pardon. Aracınız geldi dedi. Tamam ben de ne aracı? Çünkü hani ben o sırada şeyim. Ben o tepeyi tırmanacak Everest dağ tırmanıcısıyım. Hani kafamda o rolü çoktan benimsemişim. Ben diyorum ne aracı? Beni kim almaya geldi? Sugar dedi olsa okeyim ama öyle bir şey yok. Dedim ne aracı? Size sesleniyorlar dedi. Aycan Hanım siz değil misiniz dedi. Yani Aycan kim ya? Yani belki yani bilmiyorum. Böyle düşünürsek daha komik olur. Adam beni Survivor'daki Aycan sandıysa maskeyle komik bence. Çünkü sarışınım ve gözlerim mavi. Öyle sandıysa komik tamam mı? İğrenç anlattım. Hala sıcak bu arada. Kırış kırış mı ya bu gömlek çok mu kırış kırış? Kim ne kadar kötü gözüküyorum. Tam bir turistim şu an. Bence ya hep turistim. Hep mal bir turistim şu kalıp. Bak kafama 45 bininci defa çarpıyor. Şu önümü kapamak istemedim çünkü böyle kapayınca sürekli göbeğimi içime çekiyorum ve gereksiz bir spor anladınız mı? Bugün yeteri kadar spor yaptım zaten. Öyle giyindim ya öyle balık keyfi pezevenk gibi giyindim işte. Hiç güzel giyinmeye kasamayacağım artık. Deyip de iki gün sonra müthiş giyineceğim. Görürsünüz. Aa. Kim aradı beni? Neyse.
biri aradı da. Evet arkadaşlar, videoyu kapatmak için buradayım. Sesim iğrenç. Umarım geçer. Sesimin iğrenç olması sebebi bu arada hasta olmamla alakalı değil. Ben hasta teşhisi koymayın, hasta olmadım. Sadece sesim gitti yani, çok bağırdığım için. Bayağı bir şey çekiyorum vlog olarak. Bu vlogu burada bitireceğim çünkü 20. dakikaya ulaştık ve bakın buramda da sivilce çıkmış. Vlog burada bitiyor arkadaşlar. Çok çişim var, o yüzden çabucak gitmek istiyorum. Çişim yapıp da çekebilirdim ama niye böyle yaptım? Yapmıyorum. Önceliklerim belli arkadaşlar. Önceliklerim sizsin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Şey diyecektim. Yani Bodrum'a geldiğimden beri sizden bir sürü kişiyle karşılaştım. Hepsi çok tatlıydı. Ve şu an izliyorlarsa çok teşekkür ederim. Kendi kafam şurası ağrıyor yine. Çenemin ağrısı hala geçmedi. Bu ne ya? Bu ne ya? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sesim inşallah bir sonraki videoda daha güzel olur. İnşallah. Söz veremiyorum galiba. Hop. Ay Allah. Bye bye.